yavaş yavrum. Hoş geldiniz. Siz komşu musunuz? Ne getirdiniz yiyecek olarak? Ha? Helva mı yaptınız, ne yaptınız? Kurabiye mi yaptınız, kısır mı yaptınız? Ne yaptın çabuk söyle, ne getirdiniz? Vallahi selam getirdik ama sen onu da yersin diye vermeyeceğim sana. Oğlum biz sizin ev sahibinizsiz. Alan baban nerede, yok mu? Varlar. Plaket mi takayım oğlum sana, git çağır o zaman. Bakıyor aval aval ya. Dur, dur Bilal'cim, dur sakin ol. Yavrum, evladım, ananla babanı çağır gelsinler. Ha. Bak, insan gibi söyleyince ne güzel anlayabiliyorum. Bıyıklı. Seni hiç sevmedim. Gidiyorum ama geri geleceğim. Baba! Tamam Bilal, biraz sakin ol ama sen de çok sinirlisin, gerginsin. Aba tebeydim, köşeydim ya. Baba da sinirlenmiş, koca kafasıyla böyle şimdi duruyor. Yapma. Ben bunu yerim ama ya. Çocuk gelmiş de ben sinirleniyor da böyle düşünüyor. Ama küçük çocuk da gelmiş de. Ondan şöyle de kıyaki yaşını da. Ama dinletler. Ama da ondan şöyle yapma, şöyle ben de öyle konuşacağım. Bak, bak. Yapma, şu an çok sinirliyim. Ya 36 aydır bana kira vermiyorlar. Ben bunların ev sahibiyim ya. Bir şekilde beni geri gönderiyorlar. Yeter. Artık burama geldi. Vallahi bu sefer almadan gitmem kiram. Doğru söylüyorsun Bilal'cim ama sinir iyi bir şey değil. Biliyorsun keskin küp sirkeye çok zararlıdır. Dakika bir gol bir. Tam oraya geldim, virajı aldım. Orada şey yaptım. Biliyorum yanlış. Ne doğrusu ne? Yanlış onu biliyorsan niye yanlış söylüyorsun? Çünkü toparlayamadım sonra. İkisi birbirine benziyor ya. Ne peki doğrusu ne? Keskin. Evet o. Sirkedir bu. Evet. Anladım arkadaş. Küpe değdi mi? Fena. Neye o yüzden değmeden mi toparlayacağım. Evet. Küpe gel. Gel diyor. Bilal rahatsız olmuyorsun değil mi ya? Estağfurullah Azza bir. Ne yaptın? Provalarda doğru söylüyordu değil mi bunu? Hatırlamıyorum çok. Bir şey diyor, biz evet diyor. Dinlemiyorsun değil mi? Çok dinlemiyorum. Dinleyince çünkü anlaşılıyor. Kafa karışıyor. Evet. Sen bildiğin kendi laflarını söylüyorsun. Ben o durunca konuşuyorum. Bravo, bakalım. Bakalım. Ezberden gidiyor. Bakalım ne diyecek. Biraz önceden hız alıp girelim oraya. Hız alınca işte. Yok, yokuştan vurdur öyle gel. Vurdurayım. Bu konuşma nereye gidiyor ya? Bir şey yok. Hani araba çalışmaz, yokuşta şey yaparız ya. Hızını alır, vitesi atarız, basarız. Sen de lazım, devam et. Bak, sen şey yapma, şey biz araba vurdurma falan, oraları geç sen. Benim için sorun yok. Yok, işi pek alamadım. Sen seviyor musun bu çocuk takip? Vurdurma dediğiniz bu mu? Yok, yok. Hay Allah'ım ya. Bu çocuk taklitlerini seviyor musun, bebiş taklitlerini? Ben yapamıyorum. Ama bir yap, bir duyalım. Şimdi o sana söyleyecek ya, sen de ona öyle bir cevap ver, bir duyalım. Buyurun. Ama neden sen böyle yapıyor şu kocası? Böyle şu açı yaya gelmişler. Bu rolele kadar niye geldik biz bu yaya? Şöyle bakayım annem. Aman da güzel çocuk. Aman da güzel çocuk. Sen niye geldin buraya? Şöyle anne. Sen de konuşuyorsun ya. Ya burada önemli onu yapıp yapamamız değil ki. Tamam peki. Bağlayalım orada. Öyle yap sonra rahatsız ol kendi yaptığında. Ben yani de sana böyle bir şeyle konuşmaktı. Benim hiç olmuyor. Beni sinirlendirme yeter lütfen. Bak çok gerginim. Tamam. 36 aydır kiramı alamıyorum. Ben ev sahibiyim ya. Allah aşkına artık burama geldi. Her seferinde bir şey bulup beni geri gönderiyorlar. Evet. Yeter yıldım. Tamam. Bu sefer kiramı alacağım. Bilal'cim ama önce sakin olacaksın. Çünkü çok önemli bir cümle vardır. Nedir biliyor musun o? Söyle de duyayım. Keskin şey, sirke, ay nasıl o küpe bir zarar veriyor. Hızlı kalkma, küpe oturma. Ya tam söyledim. Başı doğruydu. Tam söyledim. Başı doğru. Sonu verme ya. Onu verme, biliyor ya, ezbere biliyor. Gel. Şimdi bana. Ay ya, burnunu. Sen şey yapma, çünkü keskin sirke küpe çok zararlıdır. Ne şimdi? İltihap yapar o. Ya doğrusu bu değil mi?
Lakin sirke küpüne zarar verir. İlk defa lafı doğru söylediği için alkış alan insansın. Kusura bakmayın. Ben bunu ikiye takıp vurduruyorum. Estağfurullah. Ondan sonra... Söyledi. Söyledi sayıyorum hadi. Zararlıdır. Sakin ol ne olursun. Bilal, belki de gariplerin durumu yok. Ya nasıl durumları yok? Yeter Allah'ını seversen giden çocuğu görmedin mi ya? O çocuğun göbeğinde benim 5 yıllık peşin kiram var ya. Bilal abim. Hoş geldin, hoş geldin Bilal abi, hoş geldin. Buyurun oturun ne olur, ayakta kalın buyurun. Teşekkürler. Vallahi hiç hoş gelmedim Şevket. Ne oldu bu, sıkıntı mı var Bilal abi, ne bu suratlar ya? Bugün günlerden ne Şevket? Bilmem. Anam, yoksa bugün bizim yıl dönümümüz mü Bilal abi? Aybaşı ulan, aybaşı. Benim kiramı ver ya. Kira mı? Bak. Bak vermeye vermeye ne olduğunu da unutmuş. Hani ev sahibine o evde kaldığın için verdiğin bir para vardı hatırlıyor musun Şevket? Biz ona kira diyoruz. Sen bir de beni aşağılıyor mu ya Bilal abi? Ben vermek istemiyor muyum acaba kiramı? Benim bir tane ev sahibim var. Canım ev sahibim ben acaba mutlu etmek istemiyor muyum Bilal abi? Yok! Yok durumum yok. Elde avuçta yok ne yapacağım yok. Bak adam söylüyor, durumu yok. Ya 36 aydır bir kere mi durumu olmadı? Bir kere mi ya? Şevket, sen geçen ay ben kiramı ödeyemiyorum abi dedin, benden para aldın. Bana kiramı yine ödemedin, o parayı ne yaptın Şevket? Kirasını ödemek için senden borç alan birinden... Kira isteyecek kadar kalpsiz değilsindir diye düşündüm Bilal abi. Yanılmışım. Hata etmişim, hata etmiş. Eşeğim ben ya, hayvanım ben. Atın beni, atın beni. Tamam, tamam ya. Kendini yıpratma, tamam da yani Şevket... 36 ay kira alamayınca insanın bir kanına dokunuyor yani. Tamam, hadi. Tamam, durumun yoksa tamam. Hadi barıştık mı? Hadi gel şöyle, bakın Bilal abinin yanına. Hadi Şevket. Lütfen ama. Hadi gel barıştık de bana. Barıştık mı? Ay yok. Öyle yok. Barıştık diyeceksin benim de içim rahatlayacak. Hadi. Barıştık de. Barıştık. Hadi bismillah. Olmaz olmaz. Gel buraya gel. Şimdi bu küsme hareket. O yöreye göre, yöreye göre değişiyor yöreye göre. Değişmez. Böyle küsersin. Böyle yaparsın. Bozarlar, barışırsın. Öyle yaparsam çok bozulur. Hayır oğlum. O barışma hareketi, barışma. Hareket çekmek gibi olmasın da barıştık. Hareket çekmek gibi olmasın ama... Bu ilişkiden herkes de mutlu oldu. Barıştık. Barıştık mı? Barıştık. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim habersiz gelmişsiniz. Hazırlık yapamadım. Evde ne varsa öyle ortaya kardım. Buyurun. Aman efendim ne olacak? Biz yabancı mıyız? Misafir umduğunu değil bulduğunu. Lütfen efendim. Yeter bir yardımcı olsan şu bıyığımı kaldır da azıcık şunu yiyeyim. Ya bu ne güzel bir şeymiş. Ne bu ya? Havyar. Sevdin mi Bilal abi? Ya çok sevdim. Nasıl sevdim biliyor musun? Öyle böyle sevmek yok ya. Yıllardır hep adını duyardım ama yemek nasip olmamıştı. Ya sözüm meclisten dışarı. Çok pahalı Meret biliyor musun? Bayağı pahalı ha. Bayağı. Ciddi pahalı lan bu. Oğlum, lan siz havyar yiyeceğinize benim kiramı verseniz de Şevket. Ya yine aynı noktaya döndük Bilal abi ya. Niye vermiyorsun kiramı oğlum? Canım istemiyor. Canım kanıma dokunuyor Bilal abi. Biz yıllardır bir evde oturuyoruz gözünü seveyim ya. Aramızda bir bağ oluştu abi.
Ben o kutsal bağı para denen namussuz şeyle kirletmek istemiyorum Bilal abi. Hay ağzınızı vallahi yiyeyim ya. Bak ne güzel söylüyor adam. Adamın ağzını niye yiyorsun sen? Bilal ne güzel söz ediyor. Lakırdının güzelliğine bak ya. Mühim olan bizim dostluğumuz değil mi? Evet. Ay bir şey soracağım ya. Öyle olmasa ne olacak ayrıca yani? Anladın mı? Ne olacak yani? Aylarca kiracı arayacaksın. İştiyse malına mülküne sahip çıkıyoruz. Her ay alacaklı gibi kapıya dayanmanın bir manası yok ki. E alacaklıyım. Ya sen kimin evinde kime bağırıyorsun ya? Ha? Yiyeyim mi ben bunu? Ay. Isırayım mı? Alıyorum bir budunları alayım ya. Ay. Ay. Bilal kaç. Bilal kaç. Bizim huzurumuzu bozma. Ne hakkın var senin ya? Ne hakkın var senin? Bizim huzurumuzu bozma ya. Sakin ol İbo. Tamam. Ağzın gözün topla dur. Tamam. Tamam. İbo sakin tamam oğlum. Tamam. Sakinim. Mehtap sen bunu al götür besle hadi. Hadi. Ya Şevket eve misafir geliyor. Şunu bağlasanıza lütfen ya. Abi sen de bağırıyorsun. Bağırınca tahrik oluyor bu. Çay ama. Mehtap bize çay koy çay. Dur o zaman ben de içeriye gideyim de yardımcı olayım. Yalnız ne olur birbirinizle kapışmayın. Çünkü mühim olan insanlıktır. Paranın ne önemi var? Ya. Yengem sosyal mesajı verdi. Lafı da ne güzel de koydu gitti gördün mü? Mal, mülk. Bunlar fani şeyler abi. Gözünü sevdiğim ya. Sen burada kendini helak ediyorsun. Yengem kendini orada helak ediyor. Ne gerek var böyle şeylere ya? Ya ama Şevket ben bu evi yapana kadar nasıl çalıştım, nasıl çabaladım bir bilsen. Çabaladın da ne oldu? Aldın evi, içine koydun bir kiracı. Adam namussuzun teki çıktı. Vermedi kiranı, ne yapacaksın? Doğru diyorsun aslında be. Tabii doğru abi. Tabii doğru ya. Senin bunların hepsi senin canına zarar ya. Sinir stresten yaşanır bu. Değer mi abi? Bir rahatla çıkart şu ayakkabını ya. Bir rahatla. Bir rahatla gözünü seveyim ya. Şu ayaklarını bir uzat. Uzat şuraya. Dur uzat. Bak. Ayağında bana taş gibi olmuş taş. Taş. Bunlar hep seni hasta eder. Burada buraya vurur. Romatizma olursun. Midene vurur, ülser olur, bağırsın olur, her şeyi olursun. Allah Allah. Zaten midemde bir ekşime var biliyor musun? Ya işte o enseye vuracak, oradan beyin. Allah muhafaza. Ay. Betin benzin atmış ya, değer mi ya? Sağlık işte, sağlık. Doğru diyorsun Şevket. Her işin başı sağlık be. Aynen. Bak, ne güzel rahatla şöyle altı pamuk gibi oldu şu an bak. Bak, bak, bak. Değil mi? Tabii canım, bebek gibi vallahi bak. Vallahi midemdeki yanma da geçti lan. Geçer vallahi geçer abi. E hadi Şevket çok geç oldu. Biz kalkalım artık ya. İyi hadi abi. Sizi de rahatsız ettik gece gece. Bak stresten ayaklarım falan hep kokmuş. Evet. Yeter. Haydin gidelim. Abi sağ olasın. İstediğin zaman gel. Her zaman bekliyorum tamam mı abi? Kendi evin gibi gel hadi. Tamam. Hep kendi evim gibi gelirim Şevket. Sağ ol. Haydi görüşürüz. Bayağı da para vermiştim zamanında buraya. Benim evim zaten burası. Oğlum. Ya sen ne çeşit bir yüzsüzsün ya? Ulan burası zaten benim evim Şevket. Sen benim sabrımı mı sınıyorsun? Çok kırıcı oluyorsun ama abi ya. Oğlum bak benim bir sürü kiracım var. Hiçbiri senin yaptığını yapmıyor ya. Sen hep onları öv zaten değil mi? Hep o öbür kiracıları öv zaten değil mi? Ben onlar gibi yaranamadım değil mi sana? Ben sana yetemiyor mu Bilal abi? Ya olur mu? Nereden çıktı şimdi o Şevket? Öyle işte. Bilmiyor mu ben? Sen hep onları seviyorsun. Beni sevmiyor. Beni sevmiyor. Sevmiyor. Ben belki mahsus vermiyorum kirayı. Dikkatini çekmek için. Oğlum olur mu lan? Sen benim ilk göz ağrımsın Şevket. Sen benim ilk göz ağrımsın oğlum. Diğerlerinin yeri ayrı, senin yerin ayrı ya. Ben seni anladım Bilal abi. Artık ben senin kanatların altında uçamam. Yuvadan uçmanın zamanı geldi. Ben ayrı bir yere çıkacağım Bilal abi. Ne? Şevket, bak ne yapalım biliyor musun? Ben evin pencerelerini değiştireyim. Böylelikle hep gelip gitmiş olurum. Daha çok görüşürüz. He? Ne diyor? Parası ne olacak onun? Parası? Lan kiradan düşeriz tamam ya. Anlaştık mı? Başka. Tamam, parkeleri de ben değiştireceğim. Onları da kiradan düşeceğiz. Anlaştık mı? İyi abi şimdi bu... Süre içinde işte ustalar gelecek. Hı hı. Onların başında duracak biri lazım. Tecrübeli, zeki, evet. Karizmatik. O kim olacak? Nereden bulacağım ben onu? Oğlum zeki diyorsun, karizmatik diyorsun. Benden başka kim olabilir? Ben dururum onların başında. Sen hiç merak etme. Sen çocukları al bize git. Ben yeter yengenle burada kalırım. Ya büyüksün abi ya. Vallahi Allah razı olsun. Mehtap İbrahim hadi gidiyor. Vay.
Siz hazır mısınız ya? Şevket? Abi biz hazırlığı zaten şey yaptık. Abi nereden baksan şimdi bu inşaat işi bir ay falan sürer değil mi? Sürer. Şimdi yanlış anlamazsan biz bu evde kiracıyız. Sen bana kirayı versen de diyorum. Ben kirayı versem de ev sahibine mahcup olmasam. Ha doğru diyorsun. Tamam ben vereyim onu sana ya. Doğru diyorsun Şevket. Al sen bunu verirsin. Tamam. O da hakkını helal etsin. Azıcık eksik olabilir. Sağ. Sen şunu da al. Bu çocuğu doyurmak kolay değil oğlum. Al sen bunu. O da lazım olur Allah size. Razı olsun. Ne çok demek? Sağ ol Bilal abi. Vallahi yük olduk sana. Eksik olma yani gerçekten. Kızım sen de bir uykusuz gibisin. Git bir uyu dinle. Gel sonra konuşalım hadi. Hadi artık. Görüşürüz bıyıklı. Hadi bıyıklı diyor. Hadi oğlum Toram'a hadi oğlum. Hadi Allah razı olsun. Hadi gidelim. Ay maşallah. Hadi yavaş. Bıyıklıymış. Aklına nereden geliyor acaba? Ay anca demledim çayları. Ben de bitirip içme. Gel. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Ya bana bıyıklı diyor. Dombalaklık mı ya? Bıyıklı diyor kerata. Ona güldün sen. Ona güldüm. Ne oldu? Halledebildiniz mi kirayı? Hallettim. Verdim. Bir aylık kiralarını verdim. Kira almaya geldiğim evin kirasını verdim. Bizim eve gönderdim. Yeter. Ay. Kızım artık sen benimle birlikte sahip olduğun bu ev sahibi sıfatını değiştiriyorsun. Neyle değiştiriyorum Bilal? Mal sahibi yapıyorsun. Senin kocan tam bir mal. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.